Ginseng kazık köklü yapıya sahip bir bitkidir. Birçok kullanım alanı olan bu bitkinin faydalı olan kısmı köküdür. Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde 5000 yıldır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Birçok türü vardır. En faydalı olanları ise Amerikan ve Asya ginsengleridir. En bilinen özelliği afrodizyak etkisidir. Hormonların düzenli olarak üretilmesini sağlar. Özellikle erkeklerde etkili olan bir besin kaynağıdır. Ginseng adaptojen bitki türlerinden biridir. Adaptojen bitki türleri vücutta dengeleyici görevi görür. Bu sayede sinir, stres gibi durumlara iyi gelmektedir. Stresten uzak yaşam sürerseniz beyin fonksiyonları daha sağlıklı çalışır. Bunun yanında konsantre yeteneği ve hafıza da güçlenir. Kolesterole de fayda sağlayan ginseng, düzenli ve ölçülü kullanıldığında kolesterolü azaltan bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda tansiyonu da dengeler. Faydalı mineraller içerdiği için kalp ve damar hastalıklarını önler. Kalp krizi riskini azaltır. Kalp ritmini düzene sokar. Ginseng güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliği vücudu daha dirençli ve enerjik hale getirir. Sağlam bünye ise hastalıklara karşı koruma sağlar. Grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini azaltır. Ginseng'i aktarlarda bulmanız mümkündür. En çok çay olarak tüketilmektedir. Ginseng çayını eczanede, büyük marketlerde ve aktarlarda bulabilirsiniz. Toz veya kök şeklinde alarak çayını kendiniz de demleyebilirsiniz. Çayını demlerken bir konuya dikkat etmelisiniz. Kaynattığınız suyu 5 dakikaya soğumaya bırakın. Daha sonra ginseng'in üzerine dökün. Bu şekilde içerisindeki faydalı minerallerden daha fazla yararlanmış olursunuz. Çünkü kaynar su içindeki vitaminleri öldürmektedir. Çay dışında yemeklere de katılarak da tüketilir. Bazı kültürlerde et ve sebze yemeklerinde sıkça kullanılır. Fakat doğru miktarda kullanmak gerektiği için çay olarak tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Diğer bitkiler gibi ginseng'i tüketirken de dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Bazı bitkiler vücutta yan etki gösterebilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce doktora başvurmalısınız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.